Tüp bebekte hamile kalma oranındaki en büyük faktör kadın yaşıdır. Kadının yaşının önemi de yumurtalık rezervinin azalmasını getirdiği için önemlidir. Ama burada hemen parantezinde bir şey hatırlatmak istiyorum. Genç yaşta olmalarına rağmen yumurtalıklarındaki rezervi erken tükenen kadınlar var. 27-28 yaşında bile olabilirler ama geçmişte birden fazla yumurtalık ameliyatı geçirmişlerse Başka bir ameliyat sırasında yumurtalıklarından birisi alınmışsa, çikolata kisti veya endometrioz istediğimiz hastalıkları varsa, bu kadınların yaşına bakmaksızın yumurtalık rezervinin azaldığını düşünerek e, anne olmaları konusunda çabuk olmalarını öneririz. E, evli olarak başvurduklarında da tüp bebeğe diğer hastalardan daha hızlı bir şekilde geçmelerini söyleriz. Dolayısıyla da bizim için önemli olan gebelik oranı e, verirken çiftlere kadın yaşının önemi çok büyük. Bu yaş rezervlerin yansıttığı için çok önemli. Başka bir şey rahimin içindeki küçücük bir problemlerin atlanmamış olması gerekir. Çünkü yaptığımız embriyoyu takriben 3 santimetre karelik bir yüzeyi olan rahim içine bırakıyoruz implante olsun, oraya yerleşsin diye oradaki küçücük bir polip, miyom veya yapışıklık bile gebelik oranını büyük oranda düşürür. Dolayısıyla da rahim içi incelemenin detaylı ve kesin bir şekilde yapılmış olması lazım. Bunun ultrason veya histeroskopi gibi çeşitli yolları var. Gebelik oranına belki de en az etkileyen şeylerden bir tanesi erkek yaşı. Erkek yaşının sperm ürettiği sürece çok önemi yok. Ancak sperm, ürettiği spermin kalitesinin önemi var biz burada kaliteyi arttırıcı yöntemler olarak hem zararlı maddelerden uzak durmasını sigara alkol gibi varsa kimyasal kirletenlerden uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Bazen de antioksidan tedaviler veriyoruz başarıyı arttırmak adına.